Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve İşletme Direktörü Sayın İbrahim Urlu bizlerle birlikte olacaklar. Bugün sağlık sektörünü konuşacağız. İbrahim Hocam'ın yapmış olduğu projelerden bahsedeceğiz. Tabii öncelikle sağlıkçılarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz ve tekrar şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemi sürecinde resmen savaştılar hocam. Tabii savaş sadece silahla olmuyor. İşte pandemide bunu yaşadık. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz. İstanbul stüdyolarımızda sizleri ağırlamaktan keyif aldık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için de. Ayrıca hem Kanal 58'e hem Kanal 34'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ara izleyicilerimize yeni yılda sağlık ve evet, mutluluklar diliyorum. İlk temennimiz sağlık. Evet. Sağlık. Ne kadar önemli olduğunu pandemide gördük hocam. Evet, sağlık deyince akan sular duruyor. Evet. Sağlığımız olmayınca hiçbir şey olmuyor. O meçhul kahramanlara da ayrıca gönül dolusu, yürekten takdirler, teşekkürler diyorum. Evet hocam. Tabii izleyenlerimizden sorular da bekliyoruz. Canlı yayınımızda merak ettiğiniz sorularınızı da WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. Kıymetli hocamıza bizler de sorularımızı yönlendiririz. Hocam, bizler sizi tanıyoruz. Yılların eskitemediği bir isim. İbrahim Urlu, başarılı bir isim. Peki, sizleri kısaca tanıyacak olursak, ekranları başındaki bizleri izleyen izleyenlerimize İbrahim Urlu kendisini nasıl anlatır efendim? Evet, insanın kendisini anlatması en biraz zor. En zor soru budur hocam. Hocam, zor yerden sordun. Ben bu sayfaya pek çalışmamıştım. Evet, şöyle, söylediğiniz gibi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda 8 yıl kadar ticaret liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yaptım. Sonra ülkemizin önemli bir koç topluluğu olan orada 22 yıl bir hizmetim oldu. Avrasya Hospitali Urlu kardeşler olarak Hüseyin abimin, genel cerrah Hüseyin Urlu'nun öncülüğünde kardeşler olarak 9 kardeş kurmak için yola çıktı. 2002'nin Kasım ayından itibaren, daha önce 96'dan itibaren yine vardım ama evet, orada part-time'dı. Burada full-time olarak toplamda şöyle bir bakıyorum ki 50 yıl bir çalışma hayatım olmuş, hizmetim olmuş. Eskiler derdi 40 yıl ben bu memlekete hizmet ettim. Ben biraz daha 50 yıl hizmet etmişim. 50 yıl, dile kolay hocam. Dile kolay, 50 yıllık bir iş tecrübemiz, hayat tecrübemiz söz konusu. Burada ne iş yapıyorum? Evet, hastanenin yönetim kurulu üyesiyim. Hastanenin genel koordinatörlüğü ve işletme direktörlüğü isimlendirmeleriyle yaklaşık işte 19 yıldan beri bu işleri... Evet. Hastanenin tutundurulması, tanıtılması, pazarlanması, hasta memnuniyetlerinin ölçülmesi, çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesi, bunların değerlendirilmesi gibi faaliyetler gösteriyoruz. Ve yine çok önemli bir projeniz okur yazar. Bütün zaten işletmenin amaçlarından toplum, yani ortak değerleri, burada bir hastanemizin uyum evet, rehberi dediğimiz hastanemizin ana yasasıdır bu aslında. Ortak değerlerimizin başında topluma karşı sorumlu olmak ve duyarlı olmak başında koymuşuz. Öyle bir şeyle sosyal sorumluluklar kapsamında yine Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta okuryazarlığı geliştirme konusunda eğitimci boyutuyla da ciddi bir emek veriyorum. Tabii oraya gelmeden önce de 20 yıldan beri yaşlı bakımı nasıl olur, hasta bakımı nasıl olur gibi gibi Türkiye'de bazı ilkleri yapan bir kurumun temsilcisiyiz, temsilcisiyim. Evet, diyebiliriz. Hocam tabii sağlık sektörü ve özellikle özel sağlık kurumları ile ilgili
Bizleri nasıl bilgilendirirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Bu ara ailemizden kısa bir bahsetmek istiyorum. Evet, bu hastanelerin kuruluşunda Hüseyin Urlu'nun öncülüğünde Urlu kardeşlerin birbirleriyle dayanışması ve desteği, burada emeği geçen bütün kardeşlerime ama özellikle Hüseyin Bey ile Ömer Bey'e. Evet. Hüseyin Bey tabii değerli hocamız, yani kıymetli hocamız. Eşi hanımefendi Nermin Hanım. Hanımefendi Nermin Hanım da öyle. Onların birlikte el ele verip birlikte 24 saatlik bir hizmet. Dünyanın en zor işlerinden biridir. Sağlık hizmetleri. Ve 7-24. 7-24 bu hizmetleri vermek kolay bir iş olmuyor. Ve güzel bir aile. Hı. Urla ailesi, evet, birbirine kenetlenmiş, kemikleşmiş, uyum içerisinde çalışan. Allah nazardan korusun diyelim. Evet, nazardan korusun diyelim. Ona da 2022 inanırım. Yılı da sizin yılınız olsun hocam. Tabii güçlü bir aile Urla ailesi. Evet. Tabii buradan da karınca kararınca uğraşan, evet, buradan da rahmet dileyelim. Zaten 2021 yılının şöyle diyeyim, iki tane acı kaybı oldu. Acı Uğur kaybımız ailesine. Oldu. Acı kaybımız oldu. Biri baba yarımız dediğimiz en büyük emektarımız, evet, Mehmet abimi kaybettik. Avrasya ailesinden de Türkiye'de Profesör Doktor Mehmet Merici, evet, ki bu insan kardiyoloji merkezi başkanımızdı ve kardiyoloji camiasında da temel taşlarından bir tanesiydi. Evet. İlk anjiyo laboratuvarlarını kuran bir insandı. Birçok kayıplarımız oldu ama bu iki acı kaybımız evet. Tabii. Biri abiniz, baba yarısı, bir de topluma çok faydası olan değerli hocamız. Tabii en son program yapmıştık kendisiyle de, rahmetli, evet, Mehmet Meriç hocamla. O kadar keyifli bir sohbet olmuştu ki. Evet. Dolu dolu geçti. İşinin başında öldü. Evet, işinin başında öldü. İşinin başında öldü. Ne kadar seviyormuş değil mi hocam tabii, işini? Yani işini bu kadar seven insanlarla da çalışmış olmak ayrı bir mutluluk. Tabii Avrasya Hastaneler Grubu ve Urla ailesi az önce de belirttiğiniz gibi birbirine kenetlenmiş, kemikleşmiş, kadroları güçlü. En alt kademeden en üst kademeye kadar bir uyum içerisinde çalışıyor hastane. Evet, bunun için yine nazar değmesin, evet, diyorum. Zaten bütün böyle toplam kalitenin mantığı, bakışı, bizde yola çıkışımız böyleydi. Uyum içerisinde çalışamadığın sürece o süreçleri yönetmek kolay değil. Bir iş yerinde huzur olması gerekiyor. Huzuru ve bizde de bir ailede bile dahi ulaşamayacağımız kadar %90'ların üzerinde çalışan memnuniyetimiz var. Yine %90'ların üzerinde hasta memnuniyetlerimiz var. Yine değerlendirmelerde Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin standart içerisinde bizleri değerlendi. Sağlık Bakanlığı'nın kalite daire başkanlığı bölümü diyeyim. Birçok denetim şeyleri var ama bu kalite denetiminde 100 üzerinden 95, 98 ve de son bir GOP'ta 99 nokta bilmem kaç gibi bir puan almak. Bu o arkadaşlarımın emekleriyle olan şey. O arkadaşlarımın işlerini severek, inanarak yaptıkları. Sevip inanırsan her şey hallolur. Bu tabii sizlerden de kaynaklanıyor. Biz de yani özellikle kurucumuz gerçekten bu işe kendine adamış insanlardan. Ömrünü vermiş. Ben demin 50 yılımı bahsettim. Evet. O benden birkaç yıl daha kıdemli. Hüseyin Bey, onun yaklaşımları da bizler için kıymetli, evet, ve değerli. Çok mütevazi bir kişiliği, evet, var. Tabii, kıymetli hiçbir zaman hayat boyu hastasıyla, çalışanlarıyla karşı karşıya geldiği zaman iletişimde ya böyle eşit durmuştur veya biraz aşağıda durmuştur. Hiç böyle bir duruşunu, evet, ben
tanık olamadım. Yani yıllardır tanıyan bir isim olarak evet. Ben de kıymetli hocamızın hep böyle mütevazı kişiliğini görmüşüzdür. Eşiyle olan o güzel resmi hep görmüşüzdür. Evet. Buradan kıymetli Nermin Hanım'a da tüm hastanemizin eczane bölümünde çalışanlarına, tüm birimlerimize. Birimlerimize evet, ve geniş ailemize. Geniş ailemize tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. İki tane ediyorum büyük hocam. Ailemize ben de saygılar sunuyorum. Onlara müteşekkir.